Bugüne kadar Dudu'yu hiç böyle iştahlı görmemiştim. Tabii hayatım, kaç saattir fani gibi yaşıyor. Şimdi senin kıymetini daha iyi anlayacak, gör bak. Bir tuhaflık var. Ne yapıyor öyle? Aa, galiba tuvaleti geldi. Tuvaletini yapacak bir yer arıyor. Bir yer mi arıyor? Bilirsin, perilerin hiç tuvaleti gelmez. Sinirim bozuldu, affedersin. Hayır, üstelik Venüs'teki şatoda yok. Bakalım koca evrende tuvaletini yapmak için nereyi bulacak? Ay, olacak şey değil. Galiba altına yapacak tacı. Deme. Ay, ne asil karım var, görüyor musun? Ay, ama bakamayacağım, bakamayacağım. Ay, ben de bakamayacağım tacı. Dur dur. Değiştirdim. Gel bakalım Perilçe ne yapıyormuş. Aa, yanındaki zeytin değil mi Taci? Zeytin mi? Bana öyle bakma. Beni gerçekten ürkütüyorsun. Ürküttüğüme sevindim. Çünkü babamı geri getirmek için her türlü sihir yapmaya hazırım ben. Ah, güzel evladım benim. Sen daha çok küçüksün. Biraz daha büyük olsaydın, babanın nasıl önemli bir görev yüzünden sizlerden uzak kaldığını anlayacaktın. O zaman o kadar büyümemi bekleseydin ayırmak için. İlla yalvarmam mı lazım Perilçe? O zaman size yalvarıyorum Perilçe. Hayır diyecek misiniz gibi bakmayın bana. Çünkü eğer hayır derseniz ne ceza alırsam alayım. Ya babamı sihirle kaçırırım ya sizi sihirlemek zorunda kalırım. Pekala. Babanla konuşacağım. Eğer kabul ederse onun yerine başka birini görevlendireceğim. Ama bana biraz zaman tanı. Zaten baban şu an halanın yanında. Halam sonsuza kadar cezalı kalırsa sonsuza kadar beklemem ben. Dürüst davranayım yalnız. Peki. Dürüstlüğün için teşekkür ederim. Bak, Dudu'nun sonsuza kadar cezalı kalacağını hiç sanmıyorum. Biraz sabırlı ol, tamam mı? Sonra sana verdiğim sözü tutacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sihirli günler. Sihirli günler. Aa! Bak sen şu zeytinin yaptığına, ağzım bir karış açık kaldı vallahi. Sorma, benimki iki karış açık kaldı. Perihan, neler oldu bir bilsen. Hepsini gördük Perilice. Güzel, o zaman uzun uzun anlatmayayım. Zeytin elbette bir çocuk olarak arzularında çok haklı. Ama ben de bu görev için Ali'den daha iyi birini bulamam ki. Of! Perilice olarak şu an çok zor bir karar aşamasındayım. Bakın, ben bir baba olarak derim ki babasını evladından ayırmayın. Hani Ali peri meri ama eminim o da uzaklardayken çocuğunu, karısını çok özlüyordur. Şimdi koy yani benim kopyamı buraya. Ben gibi görünür ama ben gibi hisseder mi? Hadi onu da geçtim. Kopya olduğumu bile bile Betüş gelse şimdi kopyamı benim yerime koyar mı? Koymaz. Çocuk haklı, inanın haklı. Sıkıldı değil mi? Ondan beni yukarı almadın. Hani gelecektik, dolaşacaktık? Boş ver. Zaten babam döktü. Yakalanırız, makalanırız. Doğru ya. Ama acayip bir ailen var senin. Annen normal, babam peri. Hani gözümle görmesem inanmam.
Ben de mesela senin gibi olmayı bilmiyorum. Neyse, sence büyüyelim mi? Tek başımıza gezeriz. Nasıl yani? Sağ oradan, onu da mı duydun? Tabii, biz nerede olursak olalım her şeyi duyabiliriz ve görebiliriz. Ne diyorsun mesela, 15 yaşımıza mı gidelim 20 mi? Hadi canım, o kadarını da yapabilir miyiz? Tabii ama bir şartım var, babam söylemeyeceğine söz verirsen. Yapalım. O zaman yarın sabah uyandığımızda 15, 16, 20... 18 olalım, ortası işte. Olur. Çok heyecanlı. Babamlar kaç yaşında olacaklar peki? Biz 13 yıl ileri gittiğimize göre 13 yıl yaşlanacaklar. Bir dakika, bir dakika. Şimdi olmaz o zaman. Neden? Babam Zeyno ile buluşmaya gitti. Yazık ya. Bari bu gece bu yaşlarında olsunlar. Yarın falan yapalım. Olur. Çok heyecanlı, çok. Bütün gece uyuyamayacağım heyecandan. Bizi çok değişik bir yarın bekliyor Efecan. Yarın 18 yaşımızda burada buluşmak üzere. Ay güzel kızım, sen burada mı uykuya daldın? Ben seni kendi yatağına gittin sanıyordum. Ben uyumuyorum ki, gözüm kapalı hayal kırıyorum. Oo. Anlat bakalım, ne hayaliymiş bu? Hı? Büyümek, genç kız olmak nasıl bir şey? Hayali. Ah be güzel çocuğum. Gençlik insanın başına gelebilecek en güzel şey biliyor musun? İnsan gençken hiç aklına gelmiyor. Ama sonra bir bakıyorsun, olgunlaşmışsın, yaş almışsın, iş, güç, koşturmaca. Gençken zannediyorsun ki bugünler hiç geçmez. Hep böyle genç kalırım zannediyorsun. Sen ol, genç kız olduğunda o günlerin kıymetini bil. Ayrıca büyümek için de hiç acele etme, olur mu? Ne tuhaf, sanki annem yarın sihirle büyüyeceğimi hissetti. Niye anneciğim, büyümek iyi bir şey değil mi? Büyümek elbette çok iyi bir şey. Ama büyümek için telaşlanan bazı kadınları görüyorum. Yaş alıp büyüdüklerinde geri dönmek için hem zaman harcıyorlar hem de para harcıyorlar. Halbuki insan sahip olduğu yaşın kıymetini bilmeli. Her yaşın kendine göre başka güzellikleri var. Bunu akıl etmeli. Sanırım annem fani kadınlardan bahsediyor. Ama bilmiyor ki ben periyim ve hiçbir zaman yaşlanmayacağım. Ama anne, büyüyünce istediğimi yapabilirim. Çocukken hiç özgür değilim ki. Vallahi insan çocukken mi yoksa büyüdüğü zaman mı daha özgürdür, bunu tam bilmiyorum, biliyor musun? Nasıl yani? Şimdi bunu sana anlatmak çok uzun. Bence biz odamıza gidelim. Sen odanda uzan, hayaller kur. Ondan sonra da uykuya dal. Belki rüyanda büyüyüp genç kız olduğunu görürsün. Ha? Hadi, hadi bakalım. Gel bakalım. Oh, benim güzel kızım. Oh.